Arkadaşlar eve bir canavar girmiş. Şurada. Onu kolayca bir şekilde yakalamamız lazım. Tüm koruyucu önlemlerimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Sarı kız. Arkadaşlar. Şu kavanozumu getirdim. Kavanozun içine koyacağım. İnşallah. Çok korkuyorum. Kanepenin altına gitti hatun. Arkadaşlar bu işte bu üçüncü veya dördüncü oldu bizim eve girdiği. Ama öldürmeden yakalamanız çok önemli. Bu küçücük küçük fare yavruları dahil birçok aslında bizim istemediğimiz haşereyi yiyor. Bu yüzden önemli bir görevi var Piramit Tepesi'nde. İyi bir avcı. Bundan çok korunmanız lazım. Isırırsa eğer ne yapar? Isırdığı yeri çürütüyor diyorlar. Allah'a şükürler olsun öyle bir şey olmadı. Elimizde ekipmanlarımızı aldık. Müthiş bir canlı. Kardeşlerim bu tip canlıları veya hiçbir canlı için söyleyeyim. Öldürmeyin. Öldürdüğünüz zaman başınız beladan kurtulmaz. Neden mi? Bu arkadaşımız evlerdeki o minicik kelebekler dahil bizim görmediğimiz böcekler, örümcekler, sebzelerimizle beslenenler, ağaçlarla beslenenler, yani istemediğimiz ürünlerimize zarar veren tüm her şeyi yiyor. Manas kurdu, dana burnu. Siz bunu öldürdüğünüz zaman dolayısıyla manas kurdu ve dana burnu gibi daha büyük zarar veren, daha büyük ürün kaybına yol açan böceklerin, sürüngenlerin maruziyetine kalmak zorundasınız. Çünkü siz onun doğal düşmanını yok ettiniz. Yok etmek yok arkadaşlar. Bu dünya, bu topraklar sadece sizin için yaratılmadı. Sadece bizim için yaratılmadı. Lütfen hassasiyetli davranalım. Bu arkadaşı kesinlikle ben kavanoza koymazdım. Eve girdi. Çoluk çocuk çığlık atıyor. Anam kurbanım olayım deyip yardım edin diyor. Bir de eti çürütüyor. Ne yapalım? Bunu kavanoza koyduk. Evin uzak bir yerine, evden uzak bir yere bırakıyoruz kardeşlerim.